Kaydı alalım. Evet, e, replay diyoruz. Fırat'ın replayı. Ki şu anda zaten bir canlı yayındayız. Canlı yayın üzerinden yapıyoruz bunu. E, Fırat e, arkadaşımızın attığı replayı hep birlikte izleyip, Stutziyanki haritasında bunu yorumlayacağız. Fırat ilk olarak CS60 tankı vardı. Fakat haritasına göre bir tank seçmek istedi. Ve burada tahminimce ağır hattı bölgesi olan C4, C5 hatta C7, C8 diyebilirim. C4'e biraz daha uzak kalıyor. C7, C8 hatta C5, C6 demek daha doğru olur. Sürekli değiştiriyorum gördüğünüz gibi. Haritayı ne kadar kötü bildiğimi buradan anlayabiliyorsunuz. Evet Fırat en sonunda tank alarak ve en sonunda 20 saniyede doldurarak ileri doğru gidecek. 60 TP ile oynuyor Frat. Gördüğünüz gibi iyi bir tank. Zırhlı bir tank. Topu alfası çok ama çok yüksek olan bir tank. 60 TP. Takımın Frat'ın takımına baktığımızda genellikle ağır tanklarla birlikte araya birkaç tane böyle medium hatta bir tane medium serpiştirdiğini görüyoruz. frat da dediğim gibi ağır tank bölgesine doğru ilerliyor. Bu arada rakip takım hemen B8 bölgesindeki telsizi alıyor. Biliyorsunuz bu telsizler ve topçular aslında önemli bir stratejik nokta. Eğer doğru zamanda alır ve doğru anlarda bunları doğru şekilde kullanırsanız rakip takımı çok iyi bir şekilde absorbe edebilirsiniz. Ama dediğim gibi bunu doğru yerde doğru zamanda almanız ve doğru yerde atmanız gerekiyor. Evet rakibin neredeyse tamam burada Fırat burada dediğim bölgeye geçti Agresif de bir geçiş yaptı aslında Fırat Bu arada haritadan baktığımda Teyzone 3 sağ tarafı doğru gitti Niye oraya gitti hiç bilgim yok Oraya giden met görmüştüm ama oraya giden TD Hiç görmemiştim Fırat zırhlı gövdesi ve zırhlı taretini Burada konuşturmak Burada onları kullanmak istiyor Şu anda iyi bir konumda aslında Fırat mantıklı bir yere geçti Şöyle Fırat'ın gözünden bakalım çünkü hem kepi gören bir yer hem de zaten rakip de ağır da olduğu için ağır tanklarla ve TD'lerle olduğu için savaş burada geçecek. Şimdi t 3 gördüğünüz gibi arkaya dolaşması gerekiyor. Hızlı bir şekilde ama met olmadığı için ne kadar hızlı arkaya dolaşır bilemeyiz. Fırat çok fazla açık nokta bulamıyor aslında şu anda bir radar gibi arıyor tankın açık noktasını ve ikinci mermiye geçiyor. Onda da delemediğini görüyor ve küçük bir nokta olmadı. Olmadı. CC3 tankını, CC4, CC3 tankını denemedi Fırat. Açıkçası tam bir ağır savaşına döndü şu anda abi. Çünkü rakibin tüm ağırları burada hamle yapması gereken T62A fakat o çok geride kaldı. Fırat güzel bir atışla rakibe çok ciddi bir hasar verdi. Bu arada 60 TP'nin Ruhu neymiş? araç hiç uzmanlık seviyesinde evet uzmanlık seviyelerinde tüm personel ve tüm mürettebat'a ekstra bonus veriyor gibi geldi bana bakalım evet uzmanlık seviyelerini artırıyor ee, Fırat burada pozisyonu korumaya devam ediyor gördüğünüz gibi aslında canını çok iyi korudu şu ana kadar Fırat canını korumasının yanında üstün üstü bir de hasar attı. Bu ne? Ağzımıza sok abi anlıyor. Ağzıma sok. Gel anlıyor ağzıma sok. Bu ne oğlum? Böyle bir şey olabilir mi? Bu ne? Evet. CC tankı Fırat'ın ağzın içine kadar girdi. Hasarını verdi ama onu da garaja yolluyor. Teyzon E4. Evet Fırat'ın takımı şu anda önde 1-0 önde. Tam bir ağır savaş olacak burada öyle hissediyorum. 2220 2210 hasarda Fırat atışını yaptı, sektirdi ya da ıskaladı göremedim açıkçası. Fırat yine açık bir alan arıyor fakat e, bu CC tankının buraya gelmesi kötü oldu. Hasarı da ISD'den diğer taraftan bir Tizon'a e 4 basıyor. Fırat'a doğru geliyor. Fırat vurduğu çok önemli bir atıştı aslında burada. Sürekli gördüğünüz gibi mürettebat niteliklerini iyileştirme bonusu basıyor Fırat. Daha hızlı yüklemek, daha hızlı manevra kabiliyeti almak ve daha iyi nişan süresi ve daha iyi bir atış yapmak için bunları yapıyor. Gerçekten Fırat'a oynuyorlar burada rakip. Gerçekten Fırat'a oynuyor. Ve muazzam ama muazzam bir savaş görüyoruz. Bu arada haritada dikkatinizi çekmek istediğim bir nokta var. 7-7 savaştayız ve t Tizonay 3'e, sağ giden Tizonay 3'ümüze bir obje 430'u basmış. T62A'mıza bir STB1 basmış. Fakat STB1 T62A'yı alırsa işimiz çok ama çok zor. Neden? Çünkü T62A öldükten sonra şu bölgede T62A öldükten sonra bizi buradan çok rahat arkalayabilecek ve STB'nin de taritin eğildiğini düşünüyor olursak ki öyle düşünmemize gerek yok. Zaten öyle. Şuradan şöyle çok az gösterip kendini böyle namlıyor Pıt bir pıt Çıkarıp Biraz Conqueror'a biraz ISD'ye Ateş edebilir Evet ben de ilk kez diyorum replay'i daha önce hiç izlemedim Evet Lewandowski 60 tp iyi bir atış bulacak hatalı bir çıkış bence yan zırhını gösteriyor ISD ama ISD tekrar sektirdi. ISD'nin de hata olmadı olmadı çok mikronluk hatalar ve çok mikronluk anlar izliyoruz. Bu arada dediğim gibi T60 gel büyük bir kapışmaya giriyor. T114 üstümüze basıyor. Fırat side scrap yapmaya çalışıyor. T114 side scrap Fırat sektirdi. Fırat sektirdi. t 4 vurdu. Fırat bir daha da ve evet garajda. Garajda. t 4 garajda çok önemli bir tank aldı. Bu arada resmen Fırat'a dalga dalga geliyorlar. Resmen Fırat'a oynuyorlar. Fırat'ın önü çok kapalı. Oraya sıkışmış durumda. Çok fazla hamle yapabilecek bir yeri yok fakat bunu Fırat avantaj olarak kendine çevirdi. Ayısı diye muazzam bir atış daha. Tekrar söylüyorum. Mikronluk hareketlerle, mikronluk anlarda, mikronluk hasarlar veriyor Fırat. Çok önemli anlar tekrar ASD oynayacak yan zırhını görüyor delebilme ihtimali var ah evet deldi deldi bir anda sektirecek bir anda kaçıracak sandım bu arada Fırat'ın yanında diğer ASD geldi 2-3 yenik durumdayız gerçekten muazzam bir savaş devam ediyor Fırat evet ASD yandan görüyor delebilir mi ASD biraz geri çıktı bu nasıl deliyor lan ASD'yi ASD Fırat aa, ağzımıza sokulan namlılar her yerden namlı geliyor. Fırat sektirdi. ISD sektirdi. Birazcık daha. Evet Fırat. Birazcık daha. Biraz dön bize. Biraz dön. Vur artık. Vur. Ah. Abi inanılmaz bir olay. 2'ye 5. 2'ye 5. Dediğim şey oldu. Bakın dediğim şey oldu. STB alırdı. Ki bence de STB T62'ye göre daha ee, birçok yola gelebilecek bir tank. Birçok iş yapabileceğiniz bir tank. Ve o ability'sinden dolayı t ayı aldı. Tabii ki oyuncu kalitesi de burada önemli. Ama genel olarak VS yaptırdığınızda benim gözümde t 60 k STB'ye göre birazcık zayıf kalan bir tank benim gözümde. Aynı şekilde 430 da iyi bir oyuncuysa çok rahat orada t 3 t da herhangi bir TD'yi alabilecek bir tank. Çünkü TD'lerin hareket kabiliyeti kısıtlı biliyorsunuz. Devam ediyorum. Gerçekten 2'ye 500 ve ben şu anda bu maç Lost olmazsa, bu maç lost olmazsa, win olursa diyecek hiçbir şey bulamıyorum. Ve win neye bağlı biliyor musunuz? Şu önümüzdeki ISD'yi garaja yollayıp yollamamıza bağlı. Fırat oraya oynaması gerekiyor. Tek kaldı. Tek kaldı. Fırat tek kaldı. Yok, yok baba olmaz, olmaz. Heh. Olmaz. Yok, Fırat buradan sağ çıkamaz. 5400 hasar. Artık zaten Fırat hani öldüğünün farkında. Ama tabi muazzam bir hasar. Ve muazzam. Şu görüntüye baksana abi. Bir dakika eğer yapabilirsem çünkü kamera çok fazla izmi vermiyor. Şöyle göstereyim ben. <laughs> abi o bölgedeki oynamaları gereken adam Fırat'tı. Üstüne oynadılar. Diğer tanklar zaten çok çabuk elemine oldu. Tekrar söylüyorum maçın kilit noktası sağ tarafa giden bence bizim Teyzon e 4'ümüz Ya da Teyzon E3 hatırlamıyorum hangisiydi. Teyzon E4 mü Teyzon E3 mü? Bence oydu. Şu sahne zaten her şeyi söylüyor abi. Şu sahne her şeyi söylüyor. Şey var ya Neo'nun Neo'nun 60 e, ne 60 tane 1000 tane 2000 tane Ajan Smith'le savaşta sahne var ya o maç böyle bir maç abi. Yani Fırat'ı burada ağzına soka, soktu şu arkadaş mermiyi şu herif. Fırat'ın ağzına soktu. Sonra bu AS7 geldi. Sonra yetmedi bu geldi. Sonra yetmedi bu geldi. Ve yetmiyor bu geliyor. Fırat bir şansı yok garajda ama ben Fırat'ı tebrik ediyorum. Gerçekten tebrik ediyorum. Yapabileceğinin en iyisini yaptı. İyi dayandı. Tankını aslında çok mantıklı bir yere konumladı. Ama tabii maalesef e, sıralamalı savaşlarda 7 7 oynuyorsunuz ve bir kişinin bile bakın birazcık geri alıp alacağım eğer orayı görebilirsek. Geri alıyorum şu anda. Bir kişinin bile hatalı bir iş yapması, biraz daha geri alacağım ya da hatalı bir noktaya gitmesi sizin takımınızın lost olması için yeterli oluyor. Şimdi Fırat açısından olaya baktık. Çok net bir şekilde Fırat yapabileceğin en iyisini yaptı. Ama takım sıkıntılıydı. Yani bir TD olarak burada durdurmak istiyorum abi. Bir TD olarak bakın abi görüyorsunuz. Bir TD olarak bir t 3 olarak buraya gelmen muazzam mantıksız. Muazzam mantıksız. 62 ayet ee diyecek bir şeyim yok. T62A'ya. Oraya gidebilir evet telsizi aldı ama artık bir an önce 62A'nın orada çok bakın aşağı yukarı 5 dakika kalmış maçın bitimine. Yani yaklaşık 10 dakikadır oynuyoruz. Senin orada o kadar altılı bir şekilde kalmana gerek yok. Sen buraya geldiğinde zaten STB buraya basamayacak ve buraya gel falan filan bilmem ne. Ama burada hata abi Teyzon E3'ün ve diğer tankların. Fırat eline koluna sağlık. E, toplamdaki şeyine bakmak istiyorum ben. 6087 hasar, 5280 zırh tarafından sektirme. Eline koluna sağlık ama tekrar söylüyorum sıralamalı savaşlardasınız. Belki Fırat'ın yanında konuşabileceği, diyalog kurabileceği biri olsa benim gibi çok iyi bir oyuncu olmasa bile örneğin Teyzone 3 benim oraya gitmezdim. E, en azından Fırat'a ya da bayrağa, kepe yakın bir yerde kalırdım ve bu bizim kazanma ihtimalimizi arttırabilirdi. Evet, video bu kadardı. Fırat tekrardan teşekkür ederiz abi. Şimdi Fırat'ın da şeyleri de okuyayım ben. Ne demiş? Bir kaydı kapatmadan önce okuyayım bir saniye abi. Ha okey bir yorum yapmış. Evet bu kadar abi. Teşekkürler.